25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bir haftalık bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, saatler 13'ü gösteriyor ve biz Erzurum programının startını veriyoruz. 213-15-20 canlı telefon hattımız, 38-34 kısa mesaj hattımız. Her zaman olduğu gibi gündem Erzurum. Gündemi Erzurum'da neler oluyor? Erzurum'da sorunlar artarak devam ediyor. Yaşanan gelişmeler, yaşanan olaylara baktığımızda gerçekten de gidişat iyi değil sevgili izleyiciler. Nasıl bir Erzurum istiyoruz? Nasıl bir Erzurum'da yaşayabiliriz? Tabii bunun mücadelesi içerisindeyiz. Milliyetçi, muhafazakar bir toplum olduğumuzu ileri sürüyoruz ama milliyetçilikte de, muhafazakarlıkta da maalesef her geçen gün kan kaybediyoruz. Dolayısıyla da özellikle hafta içi yaşanan olaylar Erzurum'da özellikle gerek siyasi olsun gerek bürokrasi bakımından olsun maalesef hiç de hoşnut olmayan gelişmeler yaşandı. Bunları ele alacağız. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz siyasetçi ve iş adamı sevgili Dursun Ali Akkoç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar. Evet, bugün pazartesi. Evet. İş sendromu başladı. Evet, yoğunluk da var. Pazartesi genelde bütün esnafta yoğunluk olur. Yoğunluk da var. Evet. Vallahi Rabbim herkesin işini gücünü amin, artırsın. Dolayısıyla bol kazançlar versin inşallah. Sevgili dinleyiciler, Erzurum'da neler oldu? Şöyle bir kısaca hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta malum Adalet ve Kalkınma Partisi il teşkilatında istifa vardı. Ardından istenmeyen Lice'de yaşanan bayrak indirme olayı ve bu olaylar sonucunda Erzurum'da da yaşanan gerginlikler vardı. Provokatörler vardı. Puşili kendini bilmez birkaç çapulcunun kimlik sorma rezaleti vardı. Dolayısıyla duyarlı ve Erzurum'u seven, gerçek manada Erzurumlu olanların da tepkileri vardı. Ancak gelinen noktaya bakıldığında şehrin bir bölgesi var ki kendi hegemonyaları içerisine almış bu çapulcu zihniyet, ülkeyi bölmeye çalışan bu zihniyet maalesef hiç de hoş olmayan girişimlerde bulundular. Bunları konuşacağız. Büyükşehir Belediyesi'ni konuşacağız. Bir de son günlerde Erzurum'da hemen hemen her kavşakta dilenci furyası var. Fakat bu dilenci furyası Ramazan ayı gelmeden Suriyeliler sevgili izleyiciler ortaya çıktı. Dolayısıyla bunları da konuşacağız. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nde neler oluyor? Bu tabloya bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde malum il başkanı Murat Kılıç bir basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı ve bu istifanın ardından gözler de yeni il başkanına çevrildi. Peki kimler konuşuluyor? Kulislerde neler oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde? Sevgili izleyiciler, malum daha önce il kongresinde il başkan adayı olan Sayın Recep Küçükoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyelerinden Merkez İlçe Başkanlığı görevini de yapmış. Ardından da il başkanlığına aday olmuş. Ancak Murat Kılıç'a karşı kaybetmişti. Şu anda Recep Küçükoğlu adayı devam ediyor. Yine AK Parti için ismi konuşulan bir diğer isim Palandöken Belediye Başkan adayı olan Adem Çelik ismi konuşuluyor. Adem Çelik de genç bir sima. Tabii siyasette özellikle İl başkanları açısından malum bir zamanın bol olması, iki maddi durumda iyi olan, üçüncüsü de bilgili kim var? Bu konuda görev verilecek vasıflar herhalde aranıyordur Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Başka kimler var? Recep Küçükoğlu, Adem Çelik, ardından eski Dumlu Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Bozhalil'in yine ismi zikrediliyor. Avukat Sayın Mesut Öner adaylarını açıkladığı yazılı bir açıklamayla, gerçi daha birçok isim var. Hatta dedikodulara göre bazı isimlerin Ankara'ya çağrıldığı ve Ankara'da mülakata tabi tutulacağı da konuşuluyor. Ama bunlar ne derece doğru onu da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bize gelen iddialar böyleydi ve bu bağlamda da
Kulis özellikle malum nabız yoklayanlar var. İl başkanlığını evet, iktidar partisinin il başkanı. Kim istemez Sayın Akkoç? Siz de düşünür müsünüz? Yok canım, ne işim olur benim? Düşünmezsiniz. Evet, tablo böyle. Ve AK Parti'de il başkanı, yeni il başkanı atanır mı atanmaz mı, bu bir merak konusu. Çünkü Türkiye'de baktığımızda iktidar partisi yeni bir yapılanma içerisine girdi. Ama siyasi sahnede bir başka gelişme var. Yeni bir partinin kurulacağı ve bu partide de yine gerek şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerinin olacağı, diğer siyasi partilerden katılımların olacağı bir yeni oluşum. Galiba edindiğimiz bilgiler doğrultusunda isminin de Merkez Partisi olacağı konuşuluyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 100'e yakın milletvekilinin istifa ederek bu partinin safına geçeceği, Milliyetçi Hareket Partisi'nden yine istifaların olabileceği, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine bu partiye geçiş olabileceği konuşuluyor. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağır toplarından Sayın Haluk Primoğlu da partisinden istifa etti. Tabii bu oluşumun içerisinde olup olmayacağı o da merak konusu ama bize gelen bilgilere göre Sayın Primoğlu'nun da yeni bu Merkez Parti ile irtibat halinde olduğu ve bu oluşumda yer alacağı konuşuluyor. Evet, siyasi sahnesinde böyle. Erzurum'da muhalefet, bildiğimiz muhalefet, yine ses seda yok. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisinde kış uykusu devam ediyor. İl yönetimi, il teşkilatı ne yapıyor? İnanın kimse ne biliyor, ne görüyor. Adeta Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Tabela Partisi Erzurum'da ana muhalefet partisi olmasına rağmen hiçbir icraat yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanı Zekai Kaya zaman zaman gündemde açıklamalarda bulunuyor. Diğer siyasi partileri anlatmaya gerek yok zaten. Saadet Partisi olduğu gibi tabelasının artık renkleri bile sararmış. Dolayısıyla öyle bir ilgisizlik hakim. Büyük Birlik Partisi'ni zaten demeye gerek yok. Teşkilat var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Diğer partileri, Demokrat Parti sadece tabelasıyla anılır oldu. Siyasi tablo bu. Evet, geçelim bir başka konuya. Sevgili izleyiciler, önce aslında bu konuyu kapatmayacağım. Siyasetçi olarak sana bir sorayım. İktidar Partisi'nde il başkanı ataması bekleniyor. Konuşulan isimler var. Diğer partiler yaza girmemize rağmen hala esniyor. Siyasette ne durumdayız? Vallahi öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Yani kime? AK Parti'ye. Şöyle bir şey, bir kan değişimine gidecekler. Evet. Erzurum için hayırlısı neyse, hayırlısı kimse o olsun diyorum ben, ama gelecek kim olursa olsun zihniyet aynı olduğu müddetçe Erzurum'da tepeden yönetilmeyle tek kişilik yönetimlerde alttakilerin çok da bir hükmü olmuyor ve Erzurum'a getirisinde olacağını zannetmiyorum. Yani 12 yılda Erzurum ne kazanmıştır, bundan sonra ne kazanacaktır? Yani eski belediye başkanlarını da biz gördük, yenilerini de görüyoruz. Ekstra katma değer sağlayabildikleri hiçbir şey yok. Dolayısıyla fark etmez. Ali olmaz Veli olur, Veli olmaz Ali olur. Bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Yani biz, ben kendi şahsım adına bu yapıdan Erzurum'la ilgili hiçbir beklentim yok. Evet. Nasıl bir il başkanı istersin? Nasıl bir il teşkilatı istersin? Şeffaf olması gerekiyor. Bir kere sadece kendi çevrelerine, kendi yandaşlarına yönelik çalışan değil, bütün toplumu kucaklayıcı olması gerekiyor. Bakın, biz bütün toplumu kucaklayıcı olamadığımızdan dolayı şu anda Türkiye olsun, Erzurum olsun, özellikle Erzurum penceresinden baktığınız zaman bütün toplumu kucaklayamadığımız için şu anda biz ayrışıyoruz. Yani mezhepsel ayrışıyoruz, milliyet olarak ayrışıyoruz. Toptan bir birlik olan bir bayrağın altında, bir milletin altında toplanamıyoruz. Ve bu ayrışma olduğu zaman da örnekleri maalesef ki şu son 5-6 yılda dünyada çok kötü örnekleri var. Ayrışma olduğu zaman bir ülkede sonuçların nereye gideceği, evet, nereye varacağını gösteren
örnekleri birebir yaşıyoruz, her gün izliyoruz. Irak var karşımızda, Suriye var karşımızda, Libya var karşımızda. Mısır kendini kurtardı, bir şekilde müdahale etti. Kurtardı, o ayrışmaya girmedi. Ama dediğim gibi yani o ayrışmaya girdiğiniz zaman, toplumun her tarafını kucaklamadığınız zaman bu ayrışmaların olması elzemdir, olur. Bu da Türkiye'yi çok büyük bir felakete sürükler. Onun için kim olursa olsun rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Toplumun her kesimini kucaklayın, her kesimine bir davranın, ayrıştırmayın, birleştirici olun. Ben hadi maddi tarafıdır, işte iş olanaklarıdır. Bir şekilde insanlar evine ekmek götürür ama Allah-u Teala bizi iş karışıklıktan korusun. Onun için de gelen arkadaşlar, kim olursa olsun, yeni yönetim kim olursa olsun, rica ediyoruz kucaklayıcı olsunlar, birleştirici olsunlar ve ayrıştırıcı olmasınlar. Bunun en büyük zararını biz göreceğiz. Evet. Şimdi malum yaz geldi. Kıyafetlerden belli. Kıyafetlerden belli. Evet. Yaz geldi ama yeni bir seçim atlattık. Yerel seçim. Ve bu yerel seçim neticesinde beklentilerimiz de oldukça fazla. Hala daha da devam ediyor. Ama 30 Mart seçimlerinin ardından aradan geçen 80 günü geçti değil mi? 82. 82 gün mü? Seninle gün sayıyoruz biliyor musun Nacibe? Abi saymak zorundayız. Evet, gün sayıyoruz. 82 gün geçmiş ve bu sürece baktığımızda ne yapılmış, ne edilmiş, şöyle bir gözden geçiriyoruz. Yakutiye Belediyesi'nin önündeki orta refüje sadece kazıklar çakılmış. Şehirde kaldırım işgali devam ediyor. Şehirde yapılaşma, çarpık yapılaşma devam ediyor. Şehirde kentsel dönüşüm denildi. Şu ana kadar sadece belediye başkanlarından beyanatlar var. İnşaat sektörü kan ağlıyor. Büyük firma, Erzurum için çok çok büyük bir firma olan Karadayı Grup'ta çok büyük sıkıntılar var. Dolayısıyla yollardaki yamalama çalışmaları devam ediyor. Yağmur yağdığında altyapıda ne kadar problemli bir halde olduğumuz gözler önüne gelmiş. Zabıtalar seyyarlara karşı açık alanda her ne kadar sebze meyve satılmaması gerekiyor ise de zabıtalar halen ortalarda yok. Belediye başkanları güneş gözlükleriyle bol bol resimler dağıtmaya devam ediyor. Yani öyle bir tablomuz var ki şu an itibariyle geçen 80 gün diyeceğim, 2 günü de boş ver. 80 güne baktığımızda hani 80 günde devre alem miydi neydi? Evet. O devre alemin biz D'sini yaşayamadık. Şimdi Naci Bey ben şöyle söyleyeyim, bakın biz dedik ki, ben hep şunu diyorum. Diyorum ki bu memleketin okumuş çöpçülere ihtiyacı yok. Sadece çöpçülük yapacaksanız ya sokaktan geçen birini alın getirin oraya oturtun. Gelsin. O da yani bundan herhalde daha yani yaptığı bir şey yok. Sonuçta eline süpürgeyi de alıp çıkmıyor bu vatandaş. Öyle değil mi? Bakın biz 80 günden bahsediyoruz. Bırakın 80 günü, biz 12 yıldan bahsediyoruz. Evet. 2000 değil mi? 2002. 2002 ile. 12 yıldır biz Erzurum'da ne değişim gördük bu insanlardan? Hiçbir şey. Ha nedir yeni kan, yeni şey? Hadi bak bu il başkanlarından bahsettin ya, ben de aldığım istihbaratı sana söyleyeyim. İstanbul il yönetiminden bir tanesini getirip Erzurum'da il yöneticisi olarak koyacaklar. İl başkanı olarak. İl başkanı olarak. Bu da Sayın Sekmen'in herhalde istediği. Evet, istediği. Şimdi bakın, biz neler yaşıyoruz? Biz 12 yıldır sadece ve sadece başbakanın performansına bakıp buradaki insanlara rey vermiş ve oturmuş beklemişiz. Neyi bekliyoruz? Ya belki bir şeyler yaparlar. Hadi bu sefer de insanlar bir umut. Ya İstanbul'da işte şurada belediye başkanlığı yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış da bu kadar geçmişi var, bu kadar aktif.
Hadi buna oy verelim, Erzurum kurtulsun, Erzurum'un iş sahaları açılsın, Erzurum bir atılım yapsın, Doğu'nun Paris'i olsun. Değil mi? Hep insanlar bu umutla vermedi mi %60'ı? %60 bunu bu umutla verdi. E sonuç? 80 gündür bir tane çivi çakılmamış. Yola çakılan kazıklar hariç. Bir tane. Altyapı? İflas. İflas. Kentsel dönüşüm? İflas. Beklemedi. İflas etmiş. Ya şu anda hepsi harabe. Ya bir tane taş kaldırıp da bir yere koydukları yok. Kentsel dönüşüm? Harabe. İnşaat sektörü? Harabe. Turizm? Harabe. Hani yaz turizmi olacaktı değil mi? Yaz turizmiyle ilgili işte bir sportif alanda birkaç gelişme var. Başka bir şey yok. Peki ne oldu? 80 gündür neyi bekliyorsunuz? Ya Erzurum'un 4 ayı var. 4 ay yaz, 8 ay kış. Bu memleket böyle. Biz Haziran'ın 16'sındayız. Daha bugün ceketleri çıkarmışız gömlekle. O da sen dedin ki üşür müyüz diye değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu böyle bir memlekette yaşıyoruz. Ya Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Gelin bir şeyler yapın bu memlekete. Bir inin sahaya, bir çıkın dışarıya. Seçim zamanı gezmediğiniz köy kalmadı. Elini sıkmadığınız insan kalmadı. Gezmediğiniz bakkal, gezmediğiniz büfe, gezmediğiniz kahve kalmadı. Ne oldu? Nereye gittiniz? Nereye gittiniz kardeşim? 80 gündür, 45 günde bir Erzurum'u karış karış gezen, teşkilat karış karış gezen insanlar. Neredesiniz? 80 gün geçti. Daha gördünüz mü siz Naci Bey? Bir gazeteci olarak görebildiniz mi Allah aşkına? Kazıkları gördük. Meşhur. Ya valla bütün konserde ya böyle içim dolu Naci Bey. Yani ağlasam nasıl ağlayayım? Bağırayım nasıl bağırayım? İsyan edeyim kime isyan edeyim? Ya arkadaşım 12 senemizi yediniz. Yeter de bari bundan sonrasını yemeyin. Gelin yine sahaya. Asfalt yapmıyorsunuz, yama yapıyorsunuz. Altyapıyı değiştirmiyorsunuz, üstüne bina dikiyorsunuz. İşte de bu memlekete bu kadar ihanet olur mu? Çıkın sahaya. Yapın, bir şeyler yapın. Ya yurt dışından teknolojiyle ilgili, iş adamlarıyla ilgili bir girişimi vardı Mehmet Bey'in. Benim hoşuma gitti. Getirsin, çok güzel. Çok güzel bir girişim. Tebrik ediyorum onu. O girişiminden dolayı bahsetmiştik yani. Hangi ülkeydi ben hatırlayamadım ama. Senin hatında varsa. Ama arkadaşım burada daha işçileriyle görüşememiş bir yönetim var. Daha işçilerin şefleriyle görüşememiş bir yönetim var. 45-50 günde sen tanıdın memleketi. Bir de ekip getirdin, bir 3 ayda oradan gitti. Gitti Erzurum'un bir senesi, kaldı 4 sene. E ne yapacaksınız kışın? Bir tane çivi çakamazsınız Erzurum'a kışın. Bir tane. Sadece kar temizliği yapabilirsiniz Erzurum'da. Hani fuar alanlarımız ne oldu? Fuar alanı yapılacaktı. Ne oldu fuar alanı? Ulaşım problemi çözülecekti. Ne oldu? Köylerde altyapı sorunu. Köylerdeki kanalizasyonlar patlıyor. İlçe belediyelerine gidiliyor. Yapılmıyor. Gidin büyükşehire. Büyükşehire gidiyorlar. Yapılmıyor. Ya bu böyle bir karmaşık bir sistem gelmiş şu anda. İnin sahaya da Allah rızası için eleman ihtiyacınız varsa alın. Yani milyar dolarlık yatırımlardan bahsediyorsunuz. 3 tane eleman alıp da köylere vazifelendirmediniz. Hani ne oldu köylerdeki düğün salonları, taziye evleri? Mahallelerdeki düğün salonları ne oldu? Evet. Arkadaşım bir gelin de. Ha ne oldu yani verdiğiniz sözler, biz böyle kat be kat şey gördük biz. Broşürler gördük. Vaatler gördük. Ne oldu? 450 milyon dolar İSKİ'nin borcu varmış. Değil mi? Mehmet Bey'in kendi söyledi. 450 milyon dolar. Bir katrilyon para ediyor. Şimdi Erzurum'a bakıyorsun. Nüfusuna bakıyorsun. Erzurum'un yerleşkesine bakıyorsun. Durumuna bakıyorsun. Ya arkadaşım bu kadar olur mu ya? Sen 450 milyon doları 12 senede 450 milyon dolar borçlandırmış gitmişsin. 50 bin dolar da ayrı bir borcu varmış. Hani bu 270 milyon dolar kasada para vardı? Nerede? Nereye gitti bu para?
3 ayda. Yani bütün bunlar sadece Erzurum'un hafızasıyla dalga geçmek, Erzurumluyla dalga geçmek, Erzurumlu'nun önüne set yapmaktan başka hiçbir şey değil. Görüyoruz, biz Erzurum'u görüyoruz. Ya arkadaşım, şu doğu tarafına gelin bir el atın. Gelin kentsel dönüşüm yapın. Gelin insanları orada farklı farklı yerleştirin. Biz her gün o taraflarda sorun yaşıyoruz. Yani Erzurum milliyetçidir, Erzurum muhafazakardır. Sırf bunları kullanarak 13 sene bu insanların boynuna bindiniz. 4 sene de bu gelecek. 17 sene siz bu insanların boynuna bindiniz ve zerre kadar bir tanesine menfaatiniz olmadı. Ben 12 seneki önceki Erzurum'la şu andaki Erzurum arasında hiçbir fark görmüyorum. Var. Belki kötüye gitmiştir. Atlama kulelerimiz var. Yani başka da bir şey var mı atlama kulelerinin haricinde? Bünyamin Bey, özür diliyorum. Bünyamin Bey hattımızda. Bünyamin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hacı Bey, nasılsınız? İyi teşekkür ederim, buyurun. Konunuza da hoş geldin diyorum. Sağ olun. Yayınınızda da başarılar dilerim abi. Sağ olun. Naci Bey, bu temizlik Erzurum'un sorununa bir program yaptınız abi. Teşekkür ederim. Evet. Yani Erzurum'un sorunu çok. Evet. Yine 12 yıla veya Eskişehir gittiniz ama Eskişehir Erzurum'la şimdi Erzurum'la arasında dağlar kadar fark var. Evet. Şimdi dışarıdaki yaşayan insanlar Erzurum'a hevesleniyordu. Ya turizm alanlarına bilmem gezilen yerlerimiz vardı, turizm yerlerimiz vardı. Şimdi Erzurum batıya özendi. Evet. İçin gelen siyasetler yedi içti oturdu. Seçimden seçime göre görüyoruz biz başkanları. Evet. Bu Palandöken olsun, Yakutçu olsun, zaten Mehmet 85 bir ayağı Erzurum'da, bir ayağı İstanbul'da. Evet. Yani onun çalışıp çalışmadığı da belli değil. Evet. Bunlar herhalde yaz sıcaktan dolayı mükemmel mi geçtiler, yoksa Erzurum'un kaderi mi bu? Gelen temizlik şeylerle ilgilenmiyor yani, hiçbir şeyle. Evet. Zaten dün esnafları, mahalle başını dolanıyorum, bir tane esnaf iptal yapmadan kapatmış gidiyor abi. Evet. Ben 79'dan beri temizlik de yaptım. Yani bu şeye girdiğimizden dolayı çok mutluyum. Allah bizi inşallah'tan da razı olsun. Evet. Ben terzi olaydım şu anda sifta yapmadan giderdim evime. Yani çok esnaflarımız da kan alıyor. Evet. Pazar yerine gidin Naci Bey. Program olarak bir gün çekin. Gidin, Allah rızası için bir tane müşteri yoktur orada. Evet. Yani en basitinde sanayileşme bölgemiz yok. Evet. İşsizlik sorunumuz çok. Yani Erzurum'a bıçak vursam kan çıkmaz. Evet. Bünyamin Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Naci Bey. Programınız başarılar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ne haklı vatandaş yani. Sonuçta esnaflığı falan bilen bir vatandaş. Yani diyor ki sifte yetmeden giden, eve giden insanlar var. Ya gerçekten öyle. Vergi yüküyle, SSK'sıyla, kirasıyla. Şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Vatandaş, tamam, vatandaş haklı, eyvallah. Ama bu vatandaşların bağlı olduğu, esnafın bağlı olduğu kuruluşlar, sivil toplum örgütleri de abi çıt ses çıkarmıyorlar. Ya bu nasıl bir iştir ya? Ya niye çıkarsınlar ki? Aidatlarınızı yapamadığınız zaman, yatırmadığınız zaman devlet nezdinde, bankalarda, şurada burada işlem yapamıyorsunuz. Aidatlarınızı yatırmak zorundasınız. Evet. Her ay nasıl olsa aidatlarını alıyor. Kendi işini görüyor. Ya sana ne faydası olacak ki bu insan? Yani ne bekliyoruz ki biz bu insanlardan? Esnaf sanatçısı, ticaret odası, Erzurum'daki özellikle. Yani ekstra ne faaliyet yapıyor? Sadece iktidar derse aşağı in, aşağı iner, çık yukarı, yukarıya git, sağa git, sola git. Protokol başka hiçbir şey değil. Protokol. Protokolün ötesinde zerre kadar bir menfaatler yok. Ne esnafa, ne vatandaşa, ne Erzurum'a. Hiç kimseye bir faydaları yok. Sadece protokol. Koltuk.
Başka hiçbir şey yok. Maalesef işte Erzurum'da bundan dolayı çekiyor. E biz Erzurumlular olarak da şöyle şeyimiz var. Tepeye bakıyoruz. Diyoruz ki ya işte bu adam iyi. Diyoruz. Ya arkadaşım sen Türkiye'nin başına insan seçmiyorsun. Başbakanımız iyi olabilir. Değil mi? Evet. Dünya lideri olabilir. Değil mi? Ya sen buraya bir bak. Sen dünya liderini Erzurum'dan çıkarmaya bak. Fark etmez, parti gözetme. Büyük Birlik olur, MHP olur, Saadet olur, CHP olur, AK Parti olur. Hangi insan bu memleketi yukarıya taşıyabilecekse Allah rızası için ona yönelin. Ya böyle parti tutar gibi siz kalkar parti tutarsanız, fikirleri de kafanızda sabitleştirirseniz, çivi ile oraya çakarsanız, böyle insanlar tarafından da gelirsiniz. Bir 12 sene yönetilirsiniz. Geri gidersiniz. Bir 4-5 sene daha avans verirsiniz. Gene gidersiniz. Ben iddia ediyorum bir 5 sene sonra bir daha vereceğiz. Yine de oturup bu şekilde ağlayacağız. Yani bunun nedeni de biz aslında eleştirimiz de bizim şey haksız. İnsanlar memnun. %60'ı ben almadım. %60'ı insanlar 12 yıllık geçmişe bakarak oy verdiler. Evet. E şimdi köylü geliyor. Diyor ki başkanım diyor. Ya diyor bizim kanalizasyon, bizim alt şebeke yok. Vallahi diyor geldiler dediler ki yolları yapacağız. Yolların hepsi asfalt olacak. İşte bir tane çakır çukur olmayacak yollarda. E dedim yaptılar mı? Yok. Kime verdiniz? Bunlara. E dedim bunlar 5 sene önce de gelip size aynı şeyleri söylemedi mi kardeşim? Söylediler. E inandınız mı? İnandınız. E dedim şimdi bak bunlar 4 sene sonra yine gelecekler. Size yine aynı şeyi söyleyecekler. Siz yine gidip onlara oy vereceksiniz. Bu kadar basit. 3 ay diyorum ki bak Erzurum'daki siyaset neyi biliyor musun? Ben her zaman diyorum. 1,5-2 ay çalış. 5 yıl ye. Gerçekten öyle. Ya böyle bir yatırım yok yani. Bakın 1,5 ay çalışacaksınız, koşturacaksınız Naci Bey. Yani Erzurum'daki siyaset bu şekilde. Erzurum'daki işleyiş bu şekilde. Kim ne derse desin. 1,5 ay masraf edeceksiniz. 1,5 ay insanlara güleceksiniz. 1,5 ay insanlara sarılacaksınız. İnsanları kucaklayacaksınız. 5 sene boyunca dirsek darayıp parasını yiyeceksiniz. Başka hiçbir şey yok Erzurum'daki siyaset. Evet. Şimdi geçen hafta kısa bir gezintim oldu. Evet. Tabii bu gezinti esnasında başka illere girme şansımız da oldu. Ve gördüğüm tabloya baktığımda Erzurum için inan üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü özellikle şu konutlaşma alanında adamların müthiş bir çalışması var. Müthiş. Yani anlatılamayacak kadar. Müthiş. Kesinlikle güzel. Ben size şunu söyleyeyim mi Naci Bey? Ankara'da. Evet. Bakın ben 2 ay önce Ankara'daydım. Ankara'da versinler Melik Gökçe'nin eline Erzurum'u. Melik Gökçe'nin eline versinler Erzurum'u. Erzurum'da 2 senede kentsel dönüşümün %100'ünü bitirmesine naverdim. 2 yıl. Fazla değil. 2 yıl. Bize Melik Gökçek gibi lazım. Evet. İşte diyorum bunu. Yani bunu partisi ne olursa olsun bizim için hizmet eden önemli. Yani Ankara'da havaalanından gelirken gecekondu bölgeleri vardı. Şimdi nasıl yapılaşmalar var değil mi? Olmuş, şimdi ne kadar güzel, estetik değil mi? Yani muhteşem, o sanayileşmesi, ışıklandırması. Büyük park. Ha bizimkiler de alt geçit yapıyor. Melik Gökçek de alt geçit yapmış. Bizimkiler de ışıklandırma yapıyor. Melik Gökçek de ışıklandırma yapıyor. Öyle değil mi? Aynen. Zaten o da belediye, büyükşehir belediye başkanları. Bizimkiler de büyükşehir belediye başkanı. Onlar da nüfusuna göre aynı parayı alıyor. Bizimkiler de nüfusuna göre aynı parayı alıyor. Üstüne de 550 milyon dolar borçlanıyoruz. Bir katrilyon borcumuz olmuş. Nur topu gibi. Gözün aydın Erzurum. Yani 12 senede bir katrilyon borcumuz olmuş. Otur ağla. Abi şimdi ben şunu da anlamıyorum. Şimdi Erzurum'un bu kadar borcu var bilmem ne, eğer Sayın Sekmen bunu bahane edip hizmet yapamayacaksa orada dur derim ben. Siz aday oldunuz. Evet. Değil mi?
Palandöken Belediyesi'nin ne kadar borcu olduğunu bilmez misiniz? Tabii ki biliyoruz. E o zaman ağlamanın, sızlamanın derdi yok. Bu borcu bile bile geldin, bile bile adaya kazanacağın iddia ettin, bile bile de bu yola çıktın. Şimdi kalkıp da geçmiş dönemden şu kadar borç kalmış, şunu yapmışlar, bu öyle bir şey deme hakkın yok. Ki aynı partidensin. Yani benim mantığım zaten şunu almıyor Naci Bey. Şimdi bakın. Hani enkaz devraldım derler ya. Ya enkaz devraldıysan o Ahmet Bey o makamdayken bir taneniz çıkaydı şunu diyeydi. Ya arkadaşım sen bu belediyeyi enkaza çevirmişsin deseydi değil mi? Evet. Kimsenin sesi çıktı mı? Övdüler hatta. Değil mi? İşte biz Erzurum'a bunu yaptık. Erzurum'a atlama kulesi yaptık. Erzurum'a spor kompleksi yaptık. İşte Erzurum'a şunu yaptık, bunu yaptık dediler. Peki ne oldu? Gelir gelmez hemen insanların arkasından işte sen batırmışsın. O zaman deseydin Erzurum'un, bakın Erzurum'un 550 milyon dolar borcu var deseydin, bugün de insanlar sana demezdi bahane etme diye. Evet. Bugün de insanlar sana bunu bahane etme demezdi. Şimdi senin dediğin gibi. Ben karışmam kardeşim. Söz ağızdan bir kere çıkar. Değil mi? Aynen. Söz yiğit adamın, delikanlı adamın ağzından bir kere çıkar. Sen bunu belgelemişsin. Broşürleştirmişsin. İnsanların önüne koymuşsun. Ben bunları ne pahasına olursa olsun yapacağım demişsin. Bitmiştir. Sen bunları ne pahasına olursa olsun yapacaksın. Bu ilçe belediyelerindeki içinde geçerli. Merkez ilçe belediyeleri içinde geçerli. Evet. Partisi de ne olursa olsun. Mesela Çat'ta CHP almış. CHP'nin adayının en büyük vaadi çok büyük bir camiydi. Takipçisi olacağız. Yapacaksın kardeşim bunu. Sen bunu sözünü vermişsin. Çat Belediye Başkanı bizi çağırdı. Evet. Ya bir gelin yaptıklarımı bir görün. Şu kısa zamanda vallahi bak gideceğiz. Hatta bir gün beraber gidelim. Beraber gidelim bir bakalım abi ya. Kesinlikle. Ne yani yapmış? Ben merak ediyorum. Hatta şeye de gidelim. Bu Karayazı, Hınız, Tekman, oradaki belediyelere de gidelim. Benim aldığım duyum Merkez Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki belediyeleri muhatap almayıp muhtarlarla görüştüğü. Bakın Erzurum şöyle söylüyorum. Ben onun için diyorum ki bak ayrıştırıcı olmayın. Bakın birleştirici olun. Herkesi evet. Kucaklayın ki insanlar kendilerini bir kenar, bir taraf görmesinler. Bizim kaybettiğimiz nokta bu. Ne demek belediye başkanı dururken muhtarına muhatap mı olunur? Öyle değil mi? Siz onları kucaklayacaksınız. Halkı kucaklayacaksınız. Halka hizmeti götüreceksiniz. Çat'taki CHP'li olsa, Horasan'daki Saadetli olsa, Karayaz'daki BDP'li de olsa, Hasankale'deki AK Partili olsa, AK Partili'ye ne önem veriyorsan hepsini sen buranın mülki amirisin, sen buranın babasısın, sen buranın başbakanısın, sen buranın cumhurbaşkanısın. Herkese aynı davranman gerekiyor. Türkiye'de başbakan bütün toplumu kucaklaması gerekiyor. Burada da Mehmet Bey'in bütün toplumu kucaklaması gerekiyor ki biz ayrıştırmaya izin vermeyelim. Naci Bey bakın esas sıkıntı bu. Hadi gidelim CHP'nin Çat'ı da ziyaret edelim. Evet. Horasan'daki Saadet'i de ziyaret edelim. Öbürünü de ziyaret edelim. Görelim yani sıkıntı yok. Mesela Erzurum olunca getirip biz buradan insanlara birebir anlatalım. Diyelim ki kardeşim bak köylü gerçekten hakkını bilmiyor. Biz büyükşehir yasasını konuşacaktık değil mi bir ara? Köylü gerçek hakkını bilmiyor. Şeyden aldılar, karayollarından, devlet su işlerinden, şuradan buradan hepsini aldılar. Bütün yetkileri büyükşehir belediyeye verdiler. Köylüler kan ağlıyor şu anda. Evet. Köylere hizmet gitmiyor. Oraya gidiyor topu ilçeye atıyor. İlçe topu büyükşehire atıyor. Büyükşehir topu başkasına atıyor. Bir türlü gol olmuyor. Yani ortada bir paslaşma gidip geliyor. Naci Bey sen sporu iyi biliyorsun. Bu arada Dünya Kupası favorin kim? Vallahi hiç bakmadım şeylere, maçlara ama yani gönlümden kim geçiyor desem
Bilmiyorum Müslüman ülkelerden var mı? Bosna Hersek var. Bosna Hersek İran olsun. Var. Bosna Hersek de yenildi herhalde değil mi? Dün yenildi. Arjantin'e 2-1 yenildi. İnşallah Bosna Hersek olur. Yani öyle değil. Güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii hemen hemen her gün bu tür şeyleri konuşuyoruz. Tabii konuşuyoruz ama bizleri mesajları da gönderiyor. 80 gün içerisinde gözle görülür ciddi manada bir çalışma yok. Bunu zaten kabul etmeyen der ki abi yok öyle bir şey. Ama ne var? Ama ne var? Şimdi belediye başkanları davetlere giderler. Açılışlara icabet ederler. Tabii giderken de şu aracın camından bir bakarlar. Ya acaba bu Erzurum'da ne oluyor ya? Nerede ne var gibi. Veya o makam arabası giderken bir çukura pat küt vurur geçer. Acaba düşünür mü? Ya niye böyleyiz? Şimdi kaldırımlar geçilmiyor. Ulaşım tam bir rezalet. Mesela 2 gün önce hemen şu bizim Demirciler Çarşısı'nda orada bir kırmızı ışık var. Abi aracın arkasında durdum. Bir baktım bir minibüs beni solladı, kırmızıyı da geçti gitti. Ne yaptı biliyor musun? Hemen aradım 155'i. Plakasını verdim dedim ki falanca şahıs falanca araba ışıkta geçti. Enayi miyim ben kardeşim? Ben kurala uyacağım sen uymayacaksın neymiş? Müşteri kaybetmiyor. Öyle bir şey yok. Aldı gitti. Demem şu. Sinyalizasyon sisteminde sorunumuz var. Ulaşım bir ayda çözeceğini vaat etmişti. Ki sadece kazık çakılma var. kaldırım işgalimiz devam ediyor. Yollarımız dar. Park sorunumuz. Kaldırımlarımız yürünebilecek durumda değil. Kaldırımlarımız mayın tarlasına dönmüş. Yağmur yağdığı zaman bir kaldırıma basıyorsun. Ta karşıdaki insanın yüzüne su gidiyor. Yani hadi altyapıyı yapmadınız. Allah rızası için en azından yani şu üst yapıyı yapın. Güzelleştirin. Bütün asfaltlarımız yamalı. Dediğim gibi yani bir Melik Gökçe'ye gidip bakıyorsunuz. Böyle adamın alnından öpesiniz geliyor. Hatta elini öpesiniz geliyor. Ayağının altını öpesiniz geliyor. O çalışmaları, o ışıklandırmaları, o kentleşmeyi, o güzelliği Ankara'ya yaşatmış. Evet. Bir de gelip aynı dönemde başlamış sonuçta iktidar. Bir de Erzurum'a bakıyorsunuz. Kaldırımlarınız mayın tarlası. Yollarınız full yama, çukur. Ben eskiden şöyle dedim. Dedim ki Ağrı'ya ne zaman giderseniz gidin. Ağrı'nın muhakkak göbeğinde bir tane koskocaman çukur olur. Bak muhakkak. Şimdi biz Ağrı bize yetişmedi. Ama biz Ağrı'ya yetiştik. Şimdi bak, biz geri gidiyoruz. Biz geri gidiyoruz. Gerçekten mesela Ağrı'da ben hep müteahhitlerini suçlamışımdır. O ara patlosuna Ağrı arasındaki yol, Van'la Ağrı arasındaki yol. Orası da hep böyle sıkıntılı bir yoldur. Şimdi biz geldik ta bunlara yetiştik. Niye? Bir el vicdan, bir el insaf, bir oturun, bir akşam bir koyun iki elinizi kafanızın arasına ya bu insanların bakın. Allah-u Teala'nın tek affetmediği hak kul hakkıdır. Tek günah. Bak zinayı affediyor. Hırsızlığı affediyor. Kul hakkını affetmiyor. Biz 350 bin nüfuslu bir şehir olarak sizler bizlerden helallik istemek zorundasınız. Duyanlara söylüyorum. Bir an Erbakan gibi oldu biliyor musun? Böyle yapar mı? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Allah-u Teala ne bileyim ona fırsat vermeyenleri de Allah-u Teala öbür tarafta sorsun ondan. Yani o insan eğer ki 5 sene 6 sene kalsaydı memleketin başında ya Muhsin Başkan gibi kalsaydı Türkiye şu anda gerçek manada süper güçtü. Ama izin verilmedi. Bak, Ecevit 1, Erbakan 2, Muhsin Başkan 3. Gerisi
Bilemiyorum. Yaşayıp görüyoruz gerisini. Gerisini yaşayıp görüyoruz. Ama dediğim gibi peki tamam Naci da sen Bey, bir başkan ne olacak kul abi şimdi yani ne oluyor? Şimdi bu kadar sorun, bu kadar sıkıntı. Aracınla Cumhuriyet Caddesi'ne giderken park yeri bulamıyoruz. Mahalle araları, sokak araları araçtan geçilemez olmuş. Her evin önünde bir araç. Hatta ve zaman zaman mahalle aralarında araçlar dörtlü beşli park yapar hale gelmiş. Biz bugün sizin kapının önünde ben gördüm. Evet. Çift sıra park var. Evet. Hemen bizim şu anda program yaptığımız kanalın Kanal 25'in önünde çift sıra park var. Şimdi Erzurum'da park sorunu ya Erzurum gibi hepsi 350 bin nüfuslu Allah aşkına. Ya biz İstanbul gibi 17 milyon nüfuslu bir şehir olsaydık ve bu şekilde yönetilseydik bizim halimiz nece olurdu ya? Biz 3 tane binanın rantının yüzünden insanları mağdur ediyoruz ve insanları kirada süründüren bir zihniyette bir memlekette yaşıyoruz. İstanbul, Ankara olsaydık biz ne olurdu ya? Düzelir Rabbim mi, ona düzelmez göre mi? Yağmur yağdırıyor. Düzelir mi düzelmez? Ehil insanların elinde olursa düzelir. Ehil insan. Ehil. Art niyet gözetmeden. Gerçekten, gerçekten, bakın gerçekten böyle dilen değil. Şu dil var ya her şeyi söyler. Kemiği yok. Evet. Gerçekten şu Erzurum'a inanan, Erzurum milliyetçiliğini içine sindiren bir insanın gelmesi lazım. Evet. Şimdi şey soracağım. Karadayı grubu soracağım. İmar İskan blokları orada yüzlerce insan daire almış. Binlerce. Binlerce diyelim. Evet. Paralar yatırılmış. Evet. İnşaat başlamış. Nasıl başlamış onu da bilmiyoruz. Ama bir şekilde mağdur olan iki kesim var. Bir, yapan firma. İki, vatandaşlar. Evet. Ve belediye başkanı ki bugün bir beyanatını okudum. Mahkemede hakkını arasın. Ya yüklenici firma, yapan firma gitsin mahkemede hakkını arasın. Biz bir şey yapamayız. Ruhsat verme konusunda hiçbir açık kapı bırakmıyor. Ve dolayısıyla şu anda o firmada Erzurum'un parlayan yıldızı. Bir firması, bir yıldızı ama tek holding. Tek holding. Evet. O da şu anda büyük bir sıkıntı içerisinde. Allah yardımcısı olsun. Şimdi bakın. Ne olursa olsun ben diyorum ki ben seçim çalışmalarında hepsini izledim. Dedim ki gidin Kayseri'ye onun üzerinde holdingi var. Antep'e gidin. Onun üzerinde holdingi var. Konya'ya gidin. Fabrikalaşmasını görün. Bakın patates evvelki yıl para yetmediği zaman insanlar bir 10 gün içerisinde patates doğrama makinalarını piyasaya sürüp hatta ihracatını yaptılar. Konya'ya gidin diyorum ben. Şimdi bir tane holdinginiz var. Evet. Vallahi de billahi de tillahi de. Ben Mehmet Bey'le ne oturmuşum, ne konuşmuşum, ne alo demişim. Sadece memleketin insanı, memleketin iş adamı olarak ben şimdi söyleyeceğim fikrimi. Kardeşim. Ahmet Bey. Ahmet Bey'le ilgili. Ben senin için Naci Bey. Senle ben gel deli düzün ortasında bizim şeyin Erzurum'la tabiriyle deli düzün ortasında gidip bir inşaat yapmaya kalkalım. Kepçeyi götürelim, iki kepçe atalım. Üçüncü kepçede zabıta başımızda. Evet. Doğru mu? 13 kat bu insanın çıkmasına izin verdiniz. Yer almasına izin verdiniz. Temel atmasına izin verdiniz. Bu daireleri satmasına izin verdiniz. Değil mi? Evet. İnsanlar güvenip çoluklarının çocuklarının rızkından, boğazından kesip belki et yerine full makarna yiyerek sadece makarna yiyerek götürüp o insanlara para verdiler. Ya o batarsa Ahmet Bey batarsa Allah göstermesin. Ben şahsen kendi elimden ne geliyorsa diyelim ki 3 lira mı 5 lira mı ciddi diyorum. Eğer öyle noktaya gelirse götürüp başlarım. Dedim ki al kardeş sen bu memleketin iş adamısın. Ayakta kal. Elinde olduğu verirsin, olmadı vermezsin. Ayakta kal kardeşim. Evet. Yani kaç tane daha benim holdingim var bu memlekette? Batma.
Erzurum'a kötü örnek olmasın. Erzurum'da holdingleşen batıyor imajı olmasın. Batma. İnsanlar mağdur olmasın. Vallahi yaparım. Gerçekten böyle kendi cebimden götürür bağışlarım. Yaparım ben bunu. Ben şu demek istediğim şey şu. İnsanlar et yemediler. İnsanlar sizler gibi malikanelerinde 3 tane 5 tane hizmetçinin eşliğinde oturup kahvaltı yapmadılar. İnsanlar kuru makarnaya, tek çorbaya, kuru ekmeğe talim olarak o paraları götürüp oraya yatırdılar. Arkadaşım neredeydiniz şimdiye kadar? Niye müdahale etmediniz? Niye adama temel atarken ruhsat aldırtmadınız? Niye adam 13-14 kat çıktıktan sonra adamın ekmeğine taş koyuyorsunuz? Ne oluyoruz ya? Hadi battı. Ben şunu söyleyeyim. Aha da battı. Ahmet Bey gitti. Allah göstermesin. Rabbim göstermesin. Gerçekten diyorum. Evet. Battı. Ahmet Bey ne edecek? Tek can. Doğru mu? Toplar bavulunu. Şimdi eğer biraz da tecrübeliyse, bir yurt dışından da bir 2-3 milyon dolar aktardıysa, olacakları söylüyorum ben. Gidecek. Arkadaşım, olan vatandaşa olacak. Ya ben bir fert olarak, ben diyelim ki 1 milyar dolar para batırdım. En fazla ne yapabilirsiniz bana? İdam da yok. Gider hapishanede bir 10-15 sene yatarım. Ve ömür boyu yatarım. Öyle mi? Bir fert olarak. Ama burada binlerce insandan bahsediyoruz. Oraya ruhsat verdirmiyorsun. Gelip bu taraftan da adama diyorsun ki git orayı yık yap. Evet. Bu ne demen çelişkidir yani. Peki şu var. Ruhsatı oraya izni veren insanlar hakkında 5000 tane insan mı var mağdur olan? Duyan varsa söylesin. Gelsinler bir platformu oluşturalım, geçmiş yönetim hakkında şikayetçi olalım. Ahmet Bey hakkında değil. Oraya izin verin. Amiri, memuru, başkanı, kim olursa olsun. Gitsin o insanlardan davacı olsunlar. Böyle bir şey yoktuysa, bu adamın burayı yapma yetkisi yoktuysa, siz bizim evlerimizi niye yıktırdınız? Siz buraya inşaat izni niye verdiniz? Bu kadar çıkmasını. Ya bir kat çıktı, vur kepçeyi indir aşağıya. Kardeşim senin ruhsatın yok. Bu kadar bir şey. Sen devletsin ya. Devletin her şeyi senin elinde. Bir kat mı çıktı? Hadi oradan. Yapamazsın kardeşim. Sen devlete kafa mı tutuyorsun? Hani ruhsatın? Herif 14 kat çıkmış. Blok blok çıkmış. Şimdi diyor ki mahkemede arasın diye. Burada 5000 tane insanın hakkı ne olacak? İnsanlar kiralarda her ay 600-700 lira kira veriyor ya. 850 milyon asgari ücret... 850 milyon olduğu bir ülkede 500-600 milyon kira veriyor. Evet. Yazık diyorum ben Naci Bey. Vallahi yazık, billahi yazık, tillahi yazık ya. Bu memlekete yazık ya. Ya niye şahsileştiriyorsunuz? Niye gurur meselesi yapıyorsunuz? Ya bırakın yapsın, bitirsin, ondan sonra da de ki Ahmet kardeşim senin kara kaşına, kara gözüne şey değil mi? Sevmiyorum ya. Gözlerin üstündeki kaşın kara, sevmiyorum. Çık git Erzurum'dan. İnsanların evini teslim etsin. İnsanları mağduriyetten kurtarsın. O adam da kendini kurtarsın. Çıksın gitsin, ondan sonra de ki ben seni sevmiyorum, çık git. Ben başka insanla iş yapacağım. Bunu değil ama bu tarafta insanları mağdur ederek yapma. Ben onun için diyorum. Allah-u Teala'nın tek affetmediği günah kul hakkıdır. Almayın ya insanların kul hakkını, yemeyin. Girmeyin günahlarına. Yazıktır, günahtır. İnsanlar sizin gibi saraylarda yaşamıyor. Sizin gibi havyarla beslenmiyor insanlar. Evet. Uçaklardan inmiyor, yok İsviçre, yok şurası, yok burası, gezmiyor. İnsanlar o otobüse binecek akbile para bulamıyor. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Ya yazıktır, günahtır. Ben Ahmet Bey'e de sesleniyorum. İş adamlarını toplasın kardeşim. Gelsin. Benim de üzerime. Benim cebimde 10 milyar mı var? 5 milyarı senin olsun kardeş, kurban olsun. Valla ben bir duyum aldım. Bir arkadaştan şöyle bir konuşma geçmiş aralarında. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Lütfü Yücelik'le beraber Sayın Sekmen'i ziyarete gitmiş Ahmet Bey. Ve Sayın Sekmen orada ilginç bir ifade kullanmış. Kardeşim sen Ticaret Sanayi Odası Başkanısın. 17 trilyon
bir rakam da iyi bir, çok bir rakam değil. Siz kendi aranızda bu parayı toplayıp gelip yatırın, ruhsatı verelim. Bu parayı almasa belediye batar gibi bir ifade kullandığı iddia ediliyor ama. Tabii biz orada yoktuk ama bize gelen duyum böyle. Böyle bir zihniyette bir çırpıda 17 trilyon parayı götürüp de ruhsat alma gibi bir şansı olabilir mi? Şimdi şöyle bir şey var Naci Bey. Eğer bu 17 trilyonu yatırmamışsa şimdiye kadar bu da bizim paramız. Bizim hakkımız. Yani. Niye izin verdiniz kardeşim benim 17 trilyonumu? Niye almadınız adamdan? Değil mi? Tabii niye başlattın? Yani niye başlattın? Yani sen benim 17 trilyonumu bak bir anda trilyoner oldum. Yani bir de şu da var. Vatandaş olarak bak belediyenin parası benim param. Senin param. Naci Bey. Devletin parası benim param, senin param. Yok, benim 17 trilyonumu almadın şimdi. Şimdi şöyle de bir şey de var. Bilmiyorum o inşaat alanları gördün mü? Gördüm evet. Şimdi ana yoldan düz olarak hesapla 3. kat mı 4. kat görünüyor değil mi? Evet. Alt katlar altta. Altta evet. Burası 1. derece fay hattı değil mi? Deprem fay hattı. Evet. 13 kat, 16 kat söyleniyor. 13 kata izin verilmiş, 16 kat çıkılmış. Bodrum katlar, bilmem neler falan filan. Orada çok büyük bir sıkıntı da var yine. Çok büyük bir sıkıntı var. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi yapı denetim, bizim bir arkadaşımız bir inşaat yapıyor. Kolonun demiri mi bir şeysi bir eksik. O katı komple yıktırdılar. Komple? Komple. Bak, komple yıktırdılar. Şimdi bu adam 4 kat bodrum yapmışsa zabıta buna göz yummuş demektir. Yapı denetim buna göz yummuş demektir. Şimdi bunu Ahmet Bey'den çok buna göz yuman, buna izin veren, bunun mühendisi, bunun belediye başkanı sorumludur. Belediyenin hemen arka tarafı. Pencereyi açıyorsun, bak orayı görüyorsun. Belediyeden. Doğru mu? Evet. Yani belediye başkanının görmeme ihtimali de %0. Sen nasıl izin verdin ya? Oraya. Şimdi zabıta müdürü. Yapı denetimi. İmar daire başkanı. Belediye başkanı. Evet. Suçlu bunlar. İş adamına suçlu bulamazsın arkadaşım. Herife ekmek parası peşinde. Yapar. Verme izin. Niye veriyorsun? Kime para? Şimdi ben buradan çıktığım zaman dışarıda bir tanesine 1.000 lira para versem. Değil ya 100.000 lira para versem. 100 lira. Yok der mi Naci Bey? Demez. Kim der buna? İşte bu yönetimin boşluğu. Anlatamıyorum yönetimdeki boşluk. Sadece ve sadece eskortla gezmekle olmuyor. Dediğim gibi birebir denetim. Sadece şimdi Ahmet Bey'in daha önce şeyle Ahmet Bey'le arası iyiydi. Evet. Değil mi? Eski bütün başkan. Yönetim eski başkanla iyiydi. Sorun var mıydı? Yok. Takır takır çıkıyor muydu? Çıkıyordu. Ne oldu? Şimdi Mehmet Bey bir noktada bizim hakkımızı savunuyor. Allah razı olsun. Öpüyoruz ellerinden. Bizim paramızı savunduğu için. Değil mi? Bir noktada da ne yapıyor? 5.000 kişiyi mağdur ediyor. Ne olacak? Şimdi enteresan bir olay. Ama benim diyeceğim şu. Bizim 17 bin dolar mıydı? Milyon. 17 milyon dolar. Dolar değil, 17 trilyon. 17 trilyon olsun. Eski parayla. Vallahi neresiyle gelen sanki az paraymış gibi geliyor insana. Şimdi 17 trilyon. Çok özür dilerim. 17 trilyonu not al. Tamam. Serdar Çimen hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyursunlar. Çok özür dilerim. Ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Yenişehir 2. marketlerde esnafım. Otomatik tamirciyim. Evet. Oktay'cığım biraz sesi açabilir miyiz? Nişası varım yoğumu bütün birikimimi ve evet. Üzerine borçlanmak kaydıyla Karaday'dan bir tane zemin kat aldım. Yani otopark birikimi denilen oturum kat aldım. Evet. Benim ve geri kalan olabilen memlaya verdim. Geri kalanı borçlandım ve bana söylenen kelime şu. 2014'ün sonu teslimat edilecek. Evet. Bugün sizin az önce belirtmiş olduğunuz gibi belediye prosedürlerinden dolayı şu anda Karaday'ın inşaatının durdurulmuş sayıyoruz. Evet. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bu şahsı durduran şahıslara ben buradan sesleniyorum. Bu kadar insanın mağduriyeti, cebinde parası olmadan
yemeden içmeden çoluk çocuğunun rızkını boğazından, giyiminden, kuşamından keterek vermiş olduğu kirayı karşılayabilecek mi bugün Mehmet Sekmen? Zamanında bu adam belediyede sözleşme yaptığı zaman niye bu sözleşme yapıldı? Sizin mi verseydin? Benim kendi şartım abim oradan bir tane bodrum kat alabilmek için benim abim notuma tabi esnaf bankadan kredi çekti ve kendi şu anda ben açık denet söylüyorum. Gelsinler ben ispatlayayım. Benim abim bugün 500 lira kira veriyor. İki tane çocuk okutuyor. Ve de benim bu tarafa 3 ayda bir sefer kredi veriyor. Ne olacak bu adamın hali? Evet. Aynen öyle. Yazık günah ya, bu memlekette bir tane adamı batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ya, yazık günahtır, bırakın kardeşim, bırakın insanlar etten yiyetsin ya. Evet, biz de aynı şeyi bugün söylüyoruz. Bugün Karadağ'ın inşaatında yüzlerce insan çoluk çocuğunu besliyor. Evet. Bu adamın eğer batmasından insanlar manfaatlanacaksa yazık olsun bu memleketin çocuklarına. Evet. Yazık bizimki Erzurum çocuğuna ya. Evet. Evet abi, aynen öyle. Serdar yani, Bey. Buyurun. Yani ben şunu söylüyorum. Bir insan Erzurum çocuğunu batırdıkları zaman acaba ellerine ne geçecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Evet. İnşaat alanına, inşaat alanına gittiniz mi Serdar Bey? Defalarca gittim. Var mı çalışma şu anda? Şu anda doğru düzgün bir çalışma yok. Yani bundan önce geçen sene 10 tane bina dikken adam bugün bir tane tenal atmış değil. Evet. İnşallah çözülür Serdar Bey. İnanın. Evet. Telefonda bir problem. İnşallah çözülür. Vatandaşlar abi. Şimdi ben ne dedim? Evet. Benim dediğimin aynısını kopyaladı, yapıştırdı. Doğru mu? CTRL ve CTRP miydi? Öyle bir şey. CTRL C. Şimdi Naci Bey, millet bu. Şimdi bu vatandaş, ben diyorum ki arkadaşım, bu insanlar boğazlarından kestiler. Bu insanlar çoluk çocuğunun okul masrafından kestiler. Bu insanlar sizin gibi hizmetçiler önünde kahvaltı yapmadılar, yemek yapmadılar diyorum. Allah rızası için diyorum ya. Benim orada bir tane çivim de yok. Olmaz da zaten, ben öyle şey yatırım yapmam. Sağlam, tapu bir tarafa, para bir tarafa yaparım. Ama şöyle bir şey var. Ya arkadaşım, ya o insanlar yatırmış gelmiş buna da, mağdur etme. Ya sen o yollarını 17 trilyon, vah canına. Alaydın, başlataydın inşaatını. Bizim de hakkımızı savunmuş olurdun. 17 trilyon bugün belediyede olmuş olurdu. Onunla ilgili belki altyapının belli bir kısmını karşılardın. 17 trilyondan bahsediyoruz. Değil mi? Ama şimdi bırak ya, insan yapsın, bitirsin, ondan sonra paranı al. Ya da taksitlendir, bir şekilde başla. Ya vardır bu işin kolaylığı. Yani şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Yani illaki bir yolunu bulur. Allah rızası için diyorum ya. Millet adına yalvarayım. Ay, Mehmet Bey gelsin. Ben Mehmet Bey'e yalvarayım. Abi ya. Yalvarmayla diyeyim olmaz ki yani, Allah rızası için yani. Vallahi insanlar hakikaten mağdur yani. Gördüğüm kadarıyla Mehmet Bey'e niye yalvarırsın abi? Yani bu da hoş diktatör değil. Sonuçta seçilmiş bir belediye başkanı. Yani yalvarı malvarı kolay değil. 5000 kişi mağdursa eğer burada... bu vatandaşların sorununu çözmek de bunun görevi. Yani öyle bir şey yok. Şimdi ben asıl sona yaklaştık da şunu soracağım. Vaatler bir tarafta, bastırılan kitapçıklar, yapılacak olan hizmetler, konuşulan, sorulan her soruya yapacağız, edeceğiz diyen bir belediye başkanı, seçimden sonra bir belediye başkanı var ve bu vaatlerin ardından şu anda Erzurum'da da bir kaos. Ama halen daha devam ediyor. Yapacağım. Halen daha da devam ediyor, evet. Yani yapmayacağım demiyor. Çünkü programını izlediysen halen daha yapacağım diyor. Hatta onunla ilgili bir arkadaş espri yaptı da ben yapmayayım onu. Halen daha devam ediyor. Yani yapacağım diyor, biz de bekliyoruz. Açmışız ellerimize, bir yağmur duasına çıkar gibi. Hizmet duası mı yapacağız? Hizmet duası yapacağız ki gelsin. Ama şu var, Allah rızası için. Yani biz bunu haftada bir gün mü, iki gün mü, üç gün biz burada dile getirelim, unutulmasın insanlar, unutmasınlar. Yani Erzurum'da yok, önce kitapçık de, sağlam duruyor. Yani duruyor mu? Duruyor. Kasaya falan koyalım. Kasaya koymuşum, evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 12 sene boyunca insanlar hep vaat etti, Erzurum'da yapmadı kardeşim. Bari bu sefer üstünde duralım da. Ne mal olursa olsun duralım üstünde de belki 3-5 tanesini kurtaralım. Yani hepsi zaten olacağı yok da.
Yani 3-5 tanesini en azından kurtaralım, Erzurum'a kazandıralım. Yani vatandaş olarak takipçisi olarak, esnaf olarak, özellikle esnafa sesleniyorum. Bakın ben esnaf arkadaşlar, sizin iş yerinize girenin haddi var hesabı yok. Hiç kimsenin dükkanına girmese günde 100 tane insan giriyor. Oturtun anlatın. Evet. Bir tane çay 25 kuruş. Oturtun anlatın, deyin ki bakın bu insanlar bize şu projelerle geldi. Biz bunları verdik, takip edelim. Oturun anlatın. Evet. İhsan Yılmaz hattımızda. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar Naci Bey. Sağ olun. Buyurun efendim. Ya Naci Bey, birazdan ben şimdi televizyon açtım da. Evet. Bu hizmet konusunda diyoruz da vallahi şu anda ne konuşuyorsanız onu, bizim memleketin insanı, bizim memleketin insanı bunları hak ediyor. Yani bu memleketin insanı ne insan seçmek gidiyor, ne belediyecilikten anladığı var. Yani bir acayip, bir enteresan bir yapıya sahibiz biz. Biz partiyle çalışıyoruz. İşte parti. Yani bugün belediye hizmet yapmıyorsa vallahi çok iyi yapıyor. Yani bu memlekete layık olanı yapıyor. Ben Mehmet Tekmen'e kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ederim bu memlekete çok güzel hizmet yapmaması için. Yapmaması için ben teşekkür ediyorum. Ve burada AK Parti yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum. Ve bu memlekette bu partiye oy verip de, yani parti aslında değil de kişiler. Yani yazık ya. Ya bu memleket gerçekten böyle, yani bunlar hak etmiyor ya, böyle bir şey yok ya. Caddeye, geldiği gün caddeye Yakutiye Belediyesi'nin yukarısında dubalarla trafiği rahatlatmanın hesabını yapmış ya. Evet. Böyle bir saçma bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey yok. Vallahi bu memleket hak ediyor. Bu memlekette hiçbir şey yapılmasın. Ben bu memleketin 46-47 senelik bu memlekette yaşıyorum. Evet. Bu memlekete hiçbir şey yapılmasını ilk defa bu kadar istiyorum. Hiçbir şey yapılmasın bu memlekete. Bir çivi çay dahi çakılmasın. Bu memlekete vallahi de yani layık, yani öyle söyleyeyim, layık. Bu memleket her şeye layık. Bak bu memleketin şivisi çıkmış bitmiştir bu memleket. Değil abi değil, sahip çıkalım da yine abi, şey yapalım. Abi biz sahip çıkamıyoruz işte. Ulan olayım, evet. Biz sahip çıkamıyoruz. Yani biz parti olarak, yani bir parti olarak da söylemiyorum ben bu olayı. Yani parti olarak söylemiyorum. Zaten parti olarak konuşmuyoruz abi. Burada genelde ya yani, şey konuşuyoruz. Biz yani, hizmete oy vermiyoruz ya. Bizdeki sıkıntı bu. Bizim insanımızın yani böyle bir yapısı var. Allah'ın hikmeti yani. Ne bileyim, bilmiyorum ben. Çözemedim ben bu memleketin insanını. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İhsan Bey. Sağ olun. İhsan Bey'e hak vermemek elde değil ama öyle de düşünmemek ve pes etmemek gerekiyor. Lazım. Fakat Evet. Şimdi abi ne olursa olsun sonuçta büyük lokmayı büyük konuşma. Şimdi sen de adaydın. Ben aday olsam gelip burada demem abi Erzurum'a denizi getireceğim. Aynen. Ben gelip burada demem abi Erzurum'a öyle bir şey yapacağım ki herkes hayran kalacak. Veya ben aday olduğumda şunu yapacağım bunu değil. Nedir? Öyle gazeteci soru sorduğu zaman danışıklı dövüş de değil. Allah aşkına şunu bana söyle. Naci Ergen'le program yaptığın zaman hiç sana efendim size şu soruları soracağım. Haberiniz olsun, hazırlanın diye bir teklifte bulundun mu? Yok, kesin. Veya hangi programa çıktıysan Evet. Bir tüy alabildin mi? Yok zaten, yani 5 dakika önce bile biz gündemi yani, alamıyoruz. Şimdi, şeyi o, burada o da, basında da Evet. Çok büyük bir suç var. Bakın, 80 gün geçmiş, hala gazete manşetlerinde, hala televizyonlarda yapacağız, edeceğiz, şunu yapacağız, ya böyle bir şey yok. Dur. Evet. Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şu koltukta otursaydı, inanın yapacağız, edeceğiz deseydi eğer reklam arası verip programı kapatırdım abi. Bizim artık yapacak, edecek gücümüz kalmadı. Hep söz, hep yapılacak. Var. Evet. Ne varsa
Abi bana bunları anlat. Ya bundan sonra bir 12 senede bir insanlar yaptıklarıyla bir gelmiyor da şimdi, yapacaklarıyla geliyorsa bakın, burada bir yanlışlık bakın, var bir yani. Şey bu kadar, 2 kere 2 4. 2 dönem belediye başkanlığı. Evet. İstanbul gibi bir ilde. 2 dönem milletvekilliği ve Sayın Başbakan'la çok yakın bir arkadaşlık. Tecrübe en üst seviyede. Göreve talip oldun. Biz de zorlamadık yani söyle diye. Sen böyle bir konumda olsaydın der miydin abi büyükşehir Erzurum'un ulaşım sorununu bir ayda çözelim der miydin? Öyle bir vaatte bulunur muydun? Yani o tecrübe bende olduktan sonra demedim çünkü bir ayda çözülecek bir şey değil. Mümkün değil. Yani. Bir yılda çözülür mü? Ama insanlar işte dediğim abi gibi yok, seçim var. Şimdi abi seçim şimdi, bak şimdi. Naci Bey Demirel burada ne var diyordu ki Demirel diyordu ki ya diyordu ki size kuş kana vereceğim. Tansu Çiller mi kuş kana veriyordu? Tansu Çiller kuş kanayı veriyordu, Demirel kapağını veriyordu. Promosyon. Şimdi bak, bu millet bir kuş kanayla bir kuş kananın kapağına oy vermiş bir millet. Bırak ulaşımı, ulaşım dediğin zaman, fuar alanı dediğin zaman, şu dediğin zaman, bunu dediğin zaman insanlar ne yapsın? Ya bir kuş kana bir kapak. Yok, şuna geleceğim. Şimdi böyle vaatler, böyle projelerle yola çıkılmış, seçim geçirilmiş. Beklentileri 80 çok yüksek gün, tuttular. 2,5 aydan fazla 3 aylık bir süreç. 3 ayda yaptığın bir yola sadece kazık çakma. Evet. Başka hiçbir şey yok ve o programda konuk alan gazeteci de pişkin pişkin hala eli kulağında dinler. Yok böyle bir şey. Soracağım Sayın Başkan sen 3 aydır ne yaptın? Şefik Bey hattımızda. Şefik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın efendim? Alo. Şefik Bey. Evet. Sanıyorum hatta bir problem var. Şefik Bey duyuyor musunuz? Oktay. Telefonda bir problem var sanıyorum. Evet. Bugünlük süremiz doldu. Yarın bak Suriyeliler kaldı. Aslında bugün benim üzerinde çok duracağım bir konuydu bu. Bir de şu mahalle başında o çapulcuların birkaç puşili çapulcu Kürdistan kimliği alo sorma olayı vardı. Alo. Alo iyi günler. Şefik Bey duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Duyursunlar efendim. Efendim? Buyurun sizi dinliyoruz. Abi bu belediye konusunda ben bir iki kelime konuşacağım. Tabii buyurun. Az dur oraya geçeyim. Bak abi ben belediyeciyim. Evet. Emekliyim. Evet. Ben yıllardır belediyede yapılan hizmetleri de biliyorum. Evet. Şimdi içinlerde adam daha yeni geldi. Parti olarak söylemiyorum. Evet. Adam daha yeni geldi. Herkes bir söz konuşuyor. Evet. Şimdi bizim her durumda yapılanlar da belli, yapılmayanlar da belli. Evet. Anladın mı? Evet. Ben belediyede efendime söyleyeyim maaş alamıyordum. Evet. Mehmet'in zamanında efendime söyleyeyim çıktık. Mecbur kaldım. Dilekçemi verdim, ayrıldım, paramı zorundan aldım. Evet. Şimdi efendime söyleyeyim, herkes bir laf konuşuyor. Bu yani bazı sözler yanlış yani. Ben belediyede 22-23 senedir görev yapıyordum. Evet. Şimdi efendime söyleyeyim, yapıları da bilirim, yapılmayanı da bilirim. Evet. Partiye gelir de, partiye verirler değiller de niye verdiler falan filan. Belediyede partili olacak bir hizmet göre. Öbür MHP'nin zamanında, tazmikçilerin zamanında, CHP'nin zamanında olan koalisyonda belediyeye para gelmedi. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani bu paraları alamıyorduk. İçeride bir sürü paramız vardı, esnafa vereceğimiz vardı. Utandığımdan ben 22-23 sene üzerine emekli oldum. Evet. Bunları yani görmemekten gelmek yani. Abi yıl ne ismi? Şefik Bey. Şefik Bey yıl 2014. Evet. Milenyumda yaşıyoruz. Evet. İnsanlar uzaya şehir yapma çabasında. Tamam, tamam. Şimdi bakın beni dinleyin iki dakika. İnsanlar uzaya şehir yapmanın yollarını arıyor. Evet. Mars'a uydu gönderiyor. Biz halen daha yolu nasıl yapılacağım? Siz MHP zamanında maaş almayan olabilirsiniz. MHP zamanındaki ekonomik şartlarla bugünkü ekonomik şartlar bir midir? MHP zamanında siz şu andaki
taşeron firmada çalışan çocukların 2,5 katı maaşla çalışıyordunuz. Şu andaki oradaki çocuklar 850-900 milyona çalışıyor. Ekonomik olarak bu şekilde bakmanız lazım. Dünyanın ekonomik literatüründeki olduğu yere bakacaksınız. Türkiye'nin ekonomik olduğu yere bakacaksınız. Ona göre MHP zamanıyla AK Parti zamanını, Doruyor zamanıyla AK Parti zamanını karşılaştıracaksınız. Biz 2014'teyiz. Siz şu anda eğer ki Mars'a uydu gönderemiyorsanız geridesiniz. Biz bırakın yollara asfalt yapmayı, maaşı almayı, maaş almak demek her şey demek değildir. Tamam be, şimdi sen haklısın da. Şimdi belediye başkanı bu Mehmet Sekmen Bey daha yeni. Yeni değil abi. Bakalım. Yeni değil abi. Bakalım. Niye yeni abi? Bak abi, yeni değil. Yanlışsınız. Evet. 13 senedir biz onlar bizi yönetiyor. 13 sene. Niye yeni abi? Buraya belediye başkanı olarak yeni gelmiş. Abi yeni değil. İktidar aynı iktidar. Parti aynı parti. İl yönetimi aynı il yönetimi. Yönetim aynı yönetim. Belediye çalışanları aynı çalışan. Şefi aynı şef. Her şey aynı bir... Yapılan şeyler de hiç görmemezlikten tamam, yapılan geldi. Şeyleri biz... Yapıldı, akkesitler yapıldı. Ne yapıldı? Köprü yapıldı, akkesitler yapıldı. Ya köprüyü ben sana bir şey söyleyeyim mi dayı? Köprüyü Papa Yenige'deki devlet de yapıyor. Köprü mecbur devlet yapacak. Ya. Köprü yapmayla belediyecilik mi olur? Şimdi kardeşim yapılan hizmetler de göreceksin. Tamam görüyoruz. Bakın öbürlerini yaptıklarını da ben bilmiyorum. Hayır. Ben parti olarak konuşmuyorum tamam, da yani. Biz de parti olarak zaten konuşmuyoruz burada. Biz parti kimliğimizi kaldırmış bir kenara koymuşuz. Biz şunu diyorum ben. Yapılanları da söylüyoruz burada. Bizim işimiz burada insanların daha iyi. Bakın Erzurum'a daha iyi hizmet gelebilmesi için biz eleştirisel yaklaşıyoruz. Başka abi bir şey. Ben 2,5 lira maaş almıyordum. Ben 750-800 lirayla ayrıldım ben. O zaman para iyi paraydı abi ya. Yani değilsen 2 milyar alırsan yani, 2,5 milyar alırsan. Yok 750 milyon o zaman 20 seneki önceki 750 milyona babam bir daire alırdı ya. 1 milyar 200 milyon alıyor. Evet. Şefik Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olun. İyi günler. Vatandaşın tabii ki görüşlerine saygı duyuyoruz. Kesinlikle. O da kendince haklı. Dolayısıyla burada bu tür siyasi tartışma oldu mu abi? Sabaha kadar sürer. Aynen öyle. Yani dolayısıyla o türde şeylere gerek yok. Bize mutlaka şey açıyoruz, ki sıkıntı yok. Beğenen de vardır. Mutlaka ki kesinlikle, beğenmeyen de vardır. Kesinlikle, yani dolayısıyla kesinlikle. Evet, Erzurum'un iyiliği için yani herkes evet. Arasın söylesin. Şimdi programı kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Şunu söyleyecektim. Şefik Bey araya girdi. Hafta içi, geçtiğimiz hafta içi Lice'de yaşanan bayrak indirme olayında bir çapsız, bir bayrak sevgisi, vatan sevgisi bilmeyen, bölücü bir kişi ki yakalanmış edindiğimiz bilgiye göre Türk bayrağını indirdi. Ve bu olayın ardından Türkiye'nin değişik illerinde protestolar gerçekleşti. Ama Erzurum'da Mahallebaşı semtinde terör örgütü ne yandaşlık yapan yanlılar sözde bir takım eylemler yapmaya başladılar. Tabii bu eylemler karşısında sağduyulu Erzurumlu vatandaşlar da karşı tepki verince olaylar biraz daha farklı bir boyuta geldi. Ancak buraya kadar her şey normal çünkü artık alıştık bu tür şeylere. Fakat asıl üzerinde duracağım konu şu. 3-5 tane çapulcu bu puşi miydi neydi o kafalarına taktıkları puşi takarak mahalle başında Kürdistan kimliği sorması benim kanıma dokundu abi. Kimsiniz? Necisiniz? Ne yaparsınız? Ayrı. Benim asıl merak ettiğim Erzurum Emniyeti niye bu konuda bir girişimde bulunmadı. Adamlar elini kolunu sallayarak cadde ortasında, yol ortasında araç durdurup Kürdistan kimliği soruyor. Benim polisim sadece seyrediyor. Emniyet müdürü. Ne oluyor? Burası neresi? Burası Diyarbakır mı? Burası Şırnak mı? Burası Hakkari mi? Niye gözüm oluyor?
3-5 çapulcu burada kendi propagandasına nasıl bu kadar cesaret edebilir? Yani bunu anlamak mümkün değil. Emniyet Müdürlüğü niye göz yumuluyor? Öyle bir talimat mı geldi? Yani bir de şunu anlamıyorum abi, geçen üniversitede yaşanan olaylar, karşıt görüş. Ya PKK'lılık ne zaman karşıt görüş oldu? Adamlar zaten belli terör, yani bunun adı terör. Basın yazıyor karşıt görüşlü iki grup. Ne alakaysa, bunu da biz anlamış değiliz. Ülke çok zor günler geçiriyor. Ama burada evet sağduyulu olmamız lazım. Evet provokatörlere izin vermememiz lazım. Evet her şeyi olgunlukla ve dediğim gibi sağduyuyla halletmemiz lazım. Ama 3-5 çapulcunun da gelip yolun ortasında araştırılarak PKK'nın Kürdistan kimliği sorması ne haddine, buna nasıl müsaade edildi, bunu da anlamak mümkün değil. Evet, bir aksilik olmazsa yarın yine burada olacağız. Saatler 13'ü gösterdiğinde yine konuşacağız. Erzurum'la ilgili sorunlar yarıda kaldı. Suriyelileri konuşacaktık bugün. Şu dilenci furyası ve daha değişik konular var. Bir de bu Erzurum'da olan Suriye ve Türkiye'ye gelen Suriyelilerin fuhuş sektörüne bulaştırıldığı yönünde, sanki biz çok istedik Suriye'den Erzurum'a veya Türkiye'ye gelsinler de biz de onlara bakalım veya yardım edelim gibi. Kendi insanımıza yardım edemiyoruz ama dışarıdan gelenlere kucak açmışız. İstediğimiz kadar yardımı yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye ekonomisinde de ciddi bir külfet. Ama dinimiz gereği de, hani bir şey de dedik mi efendim, dinimizin geleneği göreneği, tamam eyvallah diyoruz ama şu Suriyeliler işin cılkını çıkardı. Burada gerek zabıta, belediyeler, zabıta müdürleri, gerek polis, kimler bakıyorsa artık bu işe, neden bu kadar duyarsızlar? Bunları yarın konuşacağız. Sayın Akkoş, ben teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Herkese iyi, hayırlı haftalar olsun. İnşallah. Olsun. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde burada olmak dileğiyle ana kumanda masasında Oktay Polat, koordinatör Murat Erener ve ben Naci Ergen. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.